Anadolu'nun derin kültürü, irfanı içerisinde kaybolmaya devam ediyoruz. Tarih kültür yolculuğu diyoruz ama bu yolculuk gerçekten gönlümüze, yüreğimize farklı bir huzur verdi diyelim özetle. O huzuru yaşayarak Aksaray'da sizlere yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu erenleri içerisinde, Anadolu evliyaları içerisinde, bilim insanları içerisinde gerçekten çok farklı bir birleştiriciliğe sahip Somuncu Baba. Gerçekten çok farklı bir kimliğe sahip, çok farklı bir hüviyete sahip. Anlatıcılarımız anlatacak ama biz de dilimiz döndüğünce bir şiiriyle kendi düşünce dünyasını, kendi irfan dünyasını, ilim dünyasını dillendirelim istedik. Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanuğlarda kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize Leylü Nehar olmaz. Tabii şiirin içerisinde geçen kelimeler, ibareler daha çok eski Türkçe. Hani o öz Türkçemiz. Onların anlamlarını, bu şiirin manasını çok farklı bir biçimde rehberlerimizden alacağız. Biz sadece şiiri seslendirelim ve o ruhu sizlere yaşatmaya çalışalım istedik. Aksaray denince akla gelen Anadolu evliyaları arasında gerçekten çok ciddi bir öneme sahip, manevi yönü insanlığı etkileyen, Türk kültürünü, Anadolu kültürünü hem Karamanoğulları döneminde hem de sonrasındaki dönemlerde etkileyen çok önemli bir zatın huzurundayız. Somuncu Baba Külliyesi, Somuncu Baba Türbesi, bir cami, türbe ve birçok aslında komplike yapı var. Ama tabii rehberlerimiz verecek efendim detaylı bilgiyi. İki değerli rehberimiz var burada bize Somuncu Baba hakkında ufuk veren diyelim. Bir Erkan kardeşimiz, buranın sorumlusu ve bir de değerli Mahmut Hocam. Bizimle birlikte Mahmut Ulu KonTV ekranlarından, Aşkı Muhabbet programından bildiğimiz, seyrettiğimiz, izlediğimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz şehrimize ve Ervah Mezarlığı'na. Burası içinde bulunduğumuz alan Ervah Mezarlığı. Mezarlıkta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiğine göre 7000'den fazla evliyanın meftun olduğu söylenir. Ve bu evliyaların başı da Somuncu Baba Hazretleri'dir. Şu an biraz sonra kendisinin türbesine geleceğiz. Burada mezar-ı şerifleri vardır. Somuncu Baba'yı anlatmak adına burada bir külliye inşaatı yapılmış, külliye tamamlanmış ve o külliyenin içerisinde de Somuncu Baba'nın hayatını anlatan bir minyatür müzemiz var. İzleyenlerimizi davet etmek isterim şu anlamda. Somuncu Baba Hazretleri'nin doğumundan vefatına kadar bütün hayatını kronolojik bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Gerçekten çok mükemmel hazırlanmış ve ibretlik sahneler var. Böyle okuyup gerçekten tefekkür anlamında çok ciddi kazanımlar elde edeceğiniz, kendinizi başka bir dünyada hissedeceğiniz. Açıkçası özellikle içinde bulunduğumuz çağda o çağı çok özlüyoruz. O çağa çok özlem duyuyoruz hocam. Burayla ilgili tabii çok geniş bir kompleks yapı ama herhalde anladığım kadarıyla benim burası bu işin merkezi, yani bu evliyalar beşiği diye bilinen bir merkezdeyiz. Doğru mu? Burası bir evliyalar diyarı. Yani biraz sonra Mahmut hocamın da bahsedeceği gibi birçok evliyanın meftun olduğu yerdir Aksaray. Onun için biz Somuncu Baba özelinde anlatacağız bugün belki ama işte Tapduk Emreler, Yunus Emreler, daha birçok ismini şu an saymaya belki vaktimizin olmayacağı evliyanın meftun olduğu bir şehirdir. Meftun olduğu bir şehirdeyiz. Hocam tabii sizleri biliyoruz. Gerçekten ekranlarımızdan bir Aşkı Muhabbet programımızda salı akşamları geniş geniş anlatılıyor. Evet, evet. Bundan bahsediliyor. Hatta bana zaman zaman metinleri geldi, ben onları seslendirdim büyük bir keyifle. Ama sizin dilinizden ve yerinde dinlemek çok farklı olacak herhalde. Eyvallah. Neler söylemek istersiniz? Somuncu Baba 2. üst üste diyelim. Mümkün mertebe özetle. Olabildiğince özet geçeceğiz ama Hazreti Pir'in yaklaşık 60 yıllık ömrü, 63 yıllık ömrü, kimi kaynaklarda 80 yıllık ömrü. Acaba birkaç dakikaya nasıl sığdırılır? Bunu da hesap etmek gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz Hazreti Pir'le alakalı olarak. Somuncu Baba Hazretleri Anadolu'nun manevi mimarlarının başında gelir. Zira şöyle bir silsile biz söyleriz sıklıkla. Somuncu Baba Hazretleri Hacı Bayram-ı Veli'nin şeyhidir. Hacı Bayram-ı Veli Akşemseddin Hazretleri'nin şeyhidir. Akşemseddin Hazretleri de Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıdır. Şimdi bu en özet cümleyi söylediğimiz zaman bile Hazreti Pir Somuncu Baba'nın esasında Anadolu için, Anadolu irfanı için ne demek olduğunu biz anlamış, hatta anlatmış,
oluruz. Evet. Bıraktığı miras Anadolu kültürüne, Anadolu tasavvuf anlayışına, Türk tasavvuf anlayışına muazzam derecede tesir etmiş bir zat ki Hacı Bayram-ı Veli'leri bırakır. Hacı Bayram-ı Veli'den sonra Akşemseddinler kalır, Eşrefoğlu Rumiler kalır, Emir Sultanlar kalır, Molla Fenariler kalır. Bu isimler bile Hazreti Pir Somuncu Baba'nın nasıl bir kişi, nasıl bir kimlik ve nasıl bir mirasın sahibi olduğunu göstermesi bakımından bence yeterlidir. Son derece önemlidir. Ey insan diyor, bakma hayatın senin karşına çıkardığı o zorluklarına. Bakma hoyrat ellerin seni hırpaladıkça hırpaladığına. Bakma kaderin seni en acımasız yangınlarda yaktığına. Bunların hepsi hikmettir. Bunların hepsi seni oldurmak için sana sunulmuş birer ikramdır. Eyvallah. Hocam dilinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Zamanınızı ayırdınız. Burada gerçekten çok güzel ağırlandık bir taraftan da. Somuncu Baba diyarında güzel ağırlandık. Aksaray öyle ifade ediyoruz artık. Aksaray aslında birçok başlık altında anabileceğiniz bir şehir ama Somuncu Baba çok baskın burada. Efendim Anadolu'nun o eşsiz kültürü içerisinde gezen bilir deyip gezmeye devam edelim. Evet, Somuncu Baba adı üstünde neden ismi öyle kalmış? Çünkü hayatının bir dönemini Bursa'da fırıncılıkla geçiren, ekmek yapan ve bununla ilgili de aslında birçok hikayesi olan bir zat aynı zamanda. Somuncu Baba külliyesinin içerisinde, komple yapının içerisinde bir de fırın var belediyemiz tarafından yapılmış. Ve o fırında da belli başlı gelenekler, tarihin derinliklerinden gelenekler yaşatılmaya çalışılıyor. Şu anda önümüzde görmüş olduğumuzda Somuncu Baba ekmeği. Fırıncı İsmail abimizden biz bu konuda biraz bilgi almak istedik ama hangi konuda, bu ekmek nasıl yapılıyor? O Somuncu Baba ekmeğinin özelliği ne? Onlar hakkında bilgi alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Somuncu Baba ekmeğimiz bal, mısırını, süt karışımı bir ekmek. Çok güzel bir ekmek, lezzetli. İki gün bayatlamıyor çünkü mısır unu falan olduğundan dolayı. Çok iyi bir ekmek, tutuldu Aksaray'da. Dışarıdan gelenler de çok ziyaretçiler. Evet. Peki bu sürekli satışı yapılarak aslında bir nevi bir tarihi tarihi güzelliği de yaşatmış oluyoruz. Evet evet, aynen doğrudur. Tarihi güzelliği yaşatıyoruz. Yaşatıyoruz. Başka neleri var? Sadece Somuncu Baba ekmeği değil. Ya tayinlimiz var. Ondan sonra normal ekmeklerimiz var. Diyet ekmeğimiz var. Pidelerimiz var yani. Onlar zaten normal fırınlarda da var. Ama en şey olan Somuncu Baba ekmeğimiz var yani. Ekmek. Efendim görmüş olduğumuz ekmekler Somuncu Baba ekmeği ve bu aslında bir nevi sahip çıkmaktır. Geçmişe, tarihe, ecdada, kültüre sahip çıkmaktır. Biz de buradan teşekkür etmiş olalım. Külliyenin içerisinde çok farklı yapılar var ama şöyle bir işin fırınına inmiş olalım dedik ve fırına da inmiş olduk.